Tekrardan merhaba gençler. Hepiniz VIP Fizik YouTube kanalına hoş geldiniz. TET Fizik kampımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugünkü konumuz adezyon, kohezyon, yüzey gerilimi ve kılcallık olacak. Canlar konuyla ilgili MEP müfredatında sorumlu olduğumuz kazanım ve kavramları ekrana yazdım. Pek matematiksel işlemlere falan girmeyeceğiz. Sözel bir konu. Soru gelme ihtimali de tabii ki var. Şimdi öncelikle adezyondan başlayalım. İki farklı madde arasında oluşan ve moleküllerin birbirine yapışmasını sağlayan çekim kuvvetine adezyon denir ve adezyonu yapışma olarak aklımızda tutacağız ve en önemli noktası iki farklı madde arasında olması gerekiyor. Mesela günlük hayattan örnekler verelim. Yağmur damlalarının araba camına yapışması. Bir tanesi su, bir tanesi cam. Yani farklı madde Elimizi yıkadığımızda elimize suyun bulaşması. Arkadaşlar sonuçta elimizi yıkadığımızda elimizin ıslanması, suyun elimize yapışması anlamına geliyor. Bu da adezyondur. Bakın hangi yapışma olursa olsun, yeter ki farklı iki madde arasında olsun bu adezyondur. Musluktan akan su damlasının musluğun demirine tutunması. Arkadaşlar bakın, su damlasının su damlasına tutunmasından bahsetmiyorum. Musluktan akan su damlasının demire tutunması. Dolayısıyla bu farklı iki madde olduğu için adezyon. Bazı böceklerin ayaklarındaki özel sıvı ile tavana tutunması. Arkadaşlar bakın. Mesela bazı duvarlar vardır. Böyle e, alçıyla yapılmadığı için duvarda böyle e, ufak ufak delikler vardır. Eğer böcek o deliklere ayağını sokarak yani bir nevi deliklere tutunarak durabiliyorsa o adezyonla ilgili değil. Çünkü orada ayağını oradaki deliklere sokmuş ve o şekilde tutunuyor. Bu adezyon değil ancak bakın özel bir sıvı ile tavana tutunması yani bir nevi tutkal gibi bir şey kullanıyor. O zaman işte adezyon kuvveti olmuş oluyor. Ebru sanatında boyanın kağıda yapışması, evet, farklı madde ve çay tabağına bardağın yapışması. Bunların hepsi adezyon kuvvetine verebileceğimiz örneklerdir. Şimdi gelelim kohezyona. Kohezyonda da aynı cins moleküllerin dikkat edin Birbirine uyguladığı çekme kuvvetine kohezyon kuvveti denir. Yani suyun suyu tutması, civanın civayı tutması bunlar kohezyon kuvveti anlamına geliyor. Civa damlasının dağılmadan durması kohezyon kuvvetinin sonucudur. Arkadaşlar bir masaya bir damla su damlattığınızda su damlasının masanın üzerine şu şekilde bir e, yayılma gösterdiğini görürsünüz. Yani fazla tombul değildir. Ama böyle dümdüz de değildir. Ufak bir bomblelidir. Ufak bir böyle bomble yapmıştır. Ama siz bir masanın üzerine eğer bir civa damlatırsanız yani öz kütlesi çok büyük bir sıvı damlatırsanız ki civanın öz kütlesi 13,6. Arkadaşlar civa damlası neredeyse oraya bir bilye bırakmışsınız gibi. Yani sanki demir bir bilye bırakmışsınız gibi böyle küresel bir şekilde bıraktığınız yerde kalıyor. Bakın burada görselleri var. İşte bu civa damlasının birbirini tutma yani kohezyon kuvvetinin çok güçlü olması anlamına geliyor. Şimdi şöyle düşünün. Arkadaşlar mesela bir takım e, maç yapıyorlar yani. Takım maçın başında böyle bir bir araya geliyor, değil mi? Hani galibiyet yemini falan ediyorlar, söz veriyorlar ne bileyim. Normalde takımın bütün oyuncuları böyle kenarlarda dururken bu bir araya geldiklerinde nasıl bir görüntü ortaya çıkıyor? Küresel bir görüntü ortaya çıkıyor, değil mi? İşte arkadaşlar, eğer maddenin birbirini tutma e, kuvveti, yani koezyon kuvveti çok güçlü olursa dağılmalarına izin vermiyor. Bir araya getiriyor ve hepsini bir araya getirdiğinde de ortaya küresel bir şekil çıkıyor. Yani eğer kohezyon kuvveti olmasaydı civa molekülleri böyle yan yana yan yana duracaktı. Ancak kohezyon kuvvetlerinden dolayı bu buna yapışıyor, bu buna yapışıyor, hepsi birbirine yapışıyor ve hepsi birbirini güzel bir şekilde tuttuğu için ister istemez nasıl bir şekil ortaya çıkıyor? Zemine bırakıldığı zaman küresel bir şekil ortaya çıkıyor. O zaman bakın sorularda karşılaşırsak hangisinin kohezyonu daha büyüktür derse hangisi daha küreselse onun kohezyonu daha büyüktür diyebiliriz. Su damlalarının küçük küre şeklinde olması kohezyonun bir sonucudur. Burada soruyu sorma şekline çok dikkat edeceğiz. Mesela derse ki su damlalarının yaprağa tutunması o zaman biz diyeceğiz ki adezyon ama su damlalarının küresel küçük küreler halinde görünmesi derse biz o zaman kohezyon demeyi bilmemiz gerekiyor. Şimdi musluktan akan bir suyun musluğun demirine tutunması adezyondur. Ancak su damlasının küresel bir yapıda olarak e, görünmesi koezyondur. Yani su damlası neden böyle e, başka bir şekilde düşmüyor da böyle yuvarlak küre şeklinde düşüyor? Kohezyondan dolayı. Evet kohezyon nelere bağlı? Maddenin cinsine bağlı. Suyun kohezyonu düşüktür. Bakın su dağılıyor gördüğünüz gibi. Daha yaygın. Ee, civanın kohezyonu büyüktür. Yani maddenin cinsi kohezyon kuvvetini etkiler. Katılarda fazladır kohezyon. Çünkü katılarda moleküller en sık yapıdadır. Katıların molekül yapısı çok sık ve düzenli olduğu için moleküller arası çekim kuvveti oldukça fazladır. Çünkü yakın zaten hepsi birbirine. Sıvılarda biraz daha moleküller arası mesafe fazla olduğu için kohezyon daha düşük katıya göre. Gazlarda ise molekülün birinin birinden haberi yok. Kohezyon daha da küçük olmuş oluyor. Maddenin sıcaklığına da bağlıdır kohezyon. Eğer bir maddenin sıcaklığını arttırırsanız kohezyon düşer. Çünkü sıcaklığın artması maddenin genleşmesine neden olur. Madde genleştikçe moleküller arası mesafe açılır. Moleküller arası mesafe açılınca da bunların birbirine olan e, tutucu bağları giderek zayıflar. Yani bir maddeyi ısıtırsanız, sıcaklığını arttırırsanız, öz kütlesi azalır. Eğer normal bir madde ise, öz kütlesinin azalmasının da kohezyon kuvvetinin azalmasına bir etkisi olur. Yani bu kohezyon kuvvetini şöyle de düşünebilirsiniz. Hani bazı ailelerde akrabalık ilişkileri hani çok güçlüdür. Herkes birbirini tutar, savunur. Bir şey olduğu zaman hep birlikte oraya giderler, olayı çözmeye çalışırlar. Kohezyon kuvveti böyle düşünülebilir. Kohezyon kuvvetinde akrabalık ilişkileri oldukça fazla diye düşünebiliriz. Adezyon ve kohezyon kuvvetleri elektriksel kuvvetlerin etkisiyle oluşur diye aslında böyle bir dipnot buraya bırakmak istedim. Yani temel sebebi neymiş? Kohezyon ve adezyonun elektriksel kuvvetlermiş. Canlar burada olayı karıştırmamanız için hani kohezyonun kardeş olarak hatırlanmasını Adezyonun başındaki A harfinden dolayı da arkadaş olarak hatırlanmasını istedim. Şimdi adezyon arkadaş. Hani arkadaş ne olur? İkisinin de anne babaları farklı olur ve onlar arkadaş olur. Yani farklı moleküller bir araya gelir. Ama kohezyonda K'den kardeşi hatırlayalım. Kardeşte anne baba aynı olur. Yani dolayısıyla aynı moleküllerin birbirini tutmasına kardeş, farklı moleküllerin birbirine yapışmasına da işte arkadaş yani adezyon diyoruz. Adezyon büyük olursa sıvının üstteki görünümü farklı olur. Koezyon büyük olursa sıvının üstteki görünümü farklı olur. Arkadaşlar adezyon eğer koezyondan büyükse sıvı üst tarafa doğru bu şekilde yay gibi gerilir. Eğer koezyon büyükse sıvı böyle küresel bir şekle bürünür. Zaten az önce de size söylemiştim. Koezyon büyük olduğunda üstte göreceğiniz şekil küresel bir şekildir. Peki adezyon büyük olunca neden böyle görünüyor? Sebebini söyleyeyim. Arkadaşlar şurada kabın molekülleri yani mesela bu bir cam kap olsun. Cam molekülleriyle buradaki su molekülleri arasında bir yapışma oluyor ve bu adezyon büyük olduğu için oluyor. Yani eğer su molekülleri birbirini çok sevseydi, yani koezyon kuvvetleri çok büyük olsaydı cam molekülleri onları kendine doğru çekemezdi. Bakın buradaki cam molekülü, buradaki su molekülünü kulağından tutmuş, kenara doğru çekiyor. Bu da neyi gösteriyor? Adezyon, kohezyondan daha etkili. Çünkü sıvı yukarı doğru yay yapmış. Eğer sıvının üst yüzeyi şu şekilde düz olsaydı biz derdik ki adezyon, kohezyona eşit. Ancak sıvı tam tersine aşağı doğru eğildiği zaman kohezyon kuvvetinin güçlü olduğunu hissediyoruz. Çünkü bunun böyle olmasının nedeni buradaki molekülün buradaki molekülü kendine doğru çekmesinden dolayı alttaki moleküllerin üstteki molekülleri kendine doğru çekmesinden dolayı cama yapışmasına ya da camın onu böyle uzatıp kulağından tutup götürmesine izin vermiyor. Dolayısıyla kohezyon büyükse küresel görünüyor. Adezyon büyükse ise içeri doğru eğiklik görünüyor diyeceğiz. Evet eğer adezyon büyükse o bulunduğu yeri ıslatır diye de bir sorularda tabir var. Yani bulunduğu yeri ıslatır demek yani o sana bulaşır. Mesela su elimize bulaşıyor. Bunun sebebi nedir? Suyun adezyon kuvvetinin kohezyon kuvvetinden büyük olmasından dolayıdır. Ama mesela civa elimize bulaşmaz. Mesela civaya bir e, parmağını dokun çek eline civa sürülmüyor. Çünkü civa civayı o kadar iyi tutuyor ki senin eline bir tanesinin bulaşmasına ya da ayrılıp gitmesine izin vermiyor. Yani alttaki civa molekülleri o kadar tutucular ki beni kabul etmiyorlar. Ben parmağımı sokuyorum geri çıkartıyorum hiç elimde bir tane bile civa damlası olmuyor. Yani civa bana sürülmez yani ıslatmaz. O zaman koezyon büyük olduğunda ıslatma gerçekleşmez. Adezyon büyük olduğunda ıslatma gerçekleşir. Evet sıvılarında adezyon büyük olduğunda böyle iç bükey olduğunu, kohezyon büyük olduğunda dış bükey küresel bir şekilde olduğunu görüyoruz. Bir de şuna dikkat etmenizi istiyorum canlar. Eğer adezyon büyükse sıvı kılcal boruda yükseliyor. Dikkat edin yükselmiş. Ama kohezyon büyükse sıvı kılcal borunun içerisinde alçalır. Yani daha alt noktalara gider. Birazdan zaten kılcallıkla bunu anlatacağım. Özdeş 1 ve 2 kaplarına bakın kapların özdeş olması önemli. A ve B sıvıları konulduğunda şekildik görünümü alıyor. Yani A sıvısında kohezyon etkili olmuş, B sıvısında da adezyon etkili olmuş. A sıvısının kohezyonu adezyonundan daha büyüktür. Doğru. Şekil anlatıyor bunu bize. B sıvısı kabı A sıvısından daha fazla ıslatır. Şimdi B sıvısında adezyon daha büyük mü? Evet. E adezyon büyük olunca ıslatma daha fazla oluyordu. Dolayısıyla B sıvısı A'dan daha fazla ıslatır doğru. A sıvısının yüzey gerilimi B sıvısınınkinden büyüktür. Evet bu şık itibariyle biraz önce konulmuş bir şık ama yeri gelmişken söyleyeyim. Arkadaşlar kimin kohezyonu büyükse onun yüzey gerilimi büyüktür. Birazdan yüzey gerilimini de anlatacağım sizlere. Hangi sıvının kohezyonu büyük? A sıvısının kohezyonu büyük. Kohezyonu büyükse yüzey gerilimi B sıvısından büyük olmuş olur. Sorunun cevabı e şıkkı olur. Buraya geldiğimizde bir dalda asılı kalan su damlası ile ilgili hangileri doğrudur? Dikkatle okuyalım. Su damlasına etkeden yer çekimi damlaya etkeden adezyon kuvvetinden küçüktür. Çünkü yer çekimi su damlasını aşağı doğru çekiyor. Adezyon kuvveti ise su damlasını yukarı doğru çekiyor. Ve yer çekimi daha etkili olsaydı adezyon kuvveti zaten ne yapardı? Onu tutamazdı ve damla aşağı doğru düşerdi. Yani bu damlanın çok daha büyük bir damla olduğunu düşünün. O zaman damlanın ağırlığı adezyon kuvveti tarafından karşılanamazdı ve ne olurdu? Damla aşağı doğru kopar düşerdi. Yani burada su damlasına etkilen yer çekimi damlaya etkeden adezyon kuvvetinden küçüktür. Evet yer çekimi adezyondan daha küçüktür diyebiliriz. Ya Aslında çok ayrıntıya girip e, olayı burada biraz dağıtmak da istemiyorum. Hani şöyle de diyebilirsiniz hocam aşağı doğru çeken mg yukarı doğru çeken de adezyon kuvveti dolayısıyla bu damla hareket etmediğine göre yukarı çeken aşağı çekene eşittir. Aslında doğru. Yani buna da bir şey demem. Bu doğru. Yani burada şöyle demesi daha doğru olurdu. İşte adezyon kuvveti yer çekimi kuvvetine eşittir dese daha doğru olurdu. Hani küçüktür demesinin nedeni yani damla düşmüyor. Adezyon daha etkilidir demek istiyor. Ama burada ben eşittir demesinin daha doğru olduğunu düşünüyorum. Bunu yanlış kabul edeceğim. Su damlasının küresel olmasını sağlayan koezyondur kesinlikle doğru. Su damlasının daha yapış, dala yapışmasını sağlayan bakın dala yapışmasını sağlayan adezyondur. Evet, su damlası ve dal farklı maddeler olduğu için adezyon diyeceğiz. Evet, kesit alanları verilen borular adezyon kuvvetlerini sıralayınız diyor. Şimdi arkadaşlar Hangisinde adezyon büyükse o daha fazla yukarı doğru yükselmiştir. Bakın burada en fazla yükselen X. O zaman X'in adezyon kuvveti daha büyüktür Z'ye göre. Z'nin adezyonu da Y'den daha büyüktür. Ama deseydi ki kohezyonlarını sıralayın. O zaman kim en aşağıdaysa onun kohezyonu daha büyüktür diyecektik. Yani Y'nin kohezyonu büyüktür diyecektik. İşte Z'den z de büyüktür x'ten. Yani bu sıralamanın tam tersi olacaktı. Ancak bu soru bize bu sıralamayı soruyor. Aynı maddeden yapılmış özdeş zeminler üzerine damlatılan kaleme sıvılarının görünümü şekildeki gibidir. Koezyon kuvvetlerini sıralayınız. Hangisi daha küreselse onun koezyonu daha büyüktür demiştim. K'nın koezyonu büyüktür. M'den M de büyüktür. L'den sevgili öğrencilerim. Geldik yüzey gerilimi kavramına. Öncelikle yüzey geriliminin tanımını öğrenelim. Sıvıların üst yüzeyinin esnek bir zar gibi davranması olayına yüzey gerilimi denir. Biliyorsunuz 2021 TYT sınavında yüzey gerilimi ile ilgili bir soru geldi. Ve dikkat edin geçen sene çektiğim videolara bakın. Yüzey gerilimi videosunun son kısmına doğru çözdüğüm sorunun hemen hemen aynısı sınavda geldi. Birazdan o soruya zaten geleceğiz sizlere göstereceğim. Yani sınavda çıkacak sorunun birebir benzerini ben çözmüşüm. Şimdi arkadaşlar sıvıların üst kısmının esnek bir zar gibi davranmasına yüzey gerilimi deniyor. Şimdi bazı böceklerin suyun üzerinde yürüdüğünü görmüşüzdür. Belki belgesellerde bunu görmüşüzdür. Bakın burada böceğin hiçbir kısmı suya girmeden böcek yürüyor. Yani şunla kar karıştırmayalım. Mesela bir topu da suyun üzerine bıraktığımızda top suyun üzerinde durabiliyor. Ama bu yüzey gerilimi değil. Çünkü orada ne oluyor? Bu sıvının üst kısmıysa topun bir kısmı suyun içinde oluyor, bir kısmı suyun dışında oluyor. Bu yüzey gerilimi olayı değil. Bu bir kaldırma kuvveti olayıdır. Ama yüzey gerilimi olayı şu. Suyun üstünün gergin bir zar gibi davranmasından dolayı işte konulan cismin hiçbir kısmı suya girmiyor. Yani suyun tamamen üstünde kalıyor. Yani görseli size paylaşmak istiyorum. Bakın buradaki böceğin ayakları suya batmıyor. Suyun üstünde sanki bir çarşaf var ve böcek o çarşafın üzerinde duruyor gibi görünüyor. İşte sıvıların üst yüzeyinin bu şekilde gergin bir zar gibi davranması olayına yüzey gerilimi diyoruz. Bazı böceklerin batmadan yürümesi ya da suya yavaşça bırakılan iğnenin su üstünde kaldığını görmüşüzdür. Bu olaylar sıvıların yüzey gerilimi sayesinde mümkündür. Sıvıların kaldırma kuvvetiyle karıştırılmaması gerekir. Kaldırma kuvvetinde cismin bir kısmı sıvıya batarken yüzey geriliminde batmaz. Yani hata yapabileceğiniz noktaları da vurgu yaparak sizleri uyarıyorum. Peki yüzey geriliminin sebebi nedir? Yüzey gerilimi nasıl oluyor? Arkadaşlar yüzey geriliminin sebebi kohezyon kuvvetidir. Dolayısıyla bir soru bize yüzey gerilimini sorduğunda biz aslında kohezyon kuvvetiyle de ilgili bir soru sorduğunu bilmemiz gerekiyor. Çünkü yüzey geriliminin ana nedeni kohezyon kuvveti. Peki neden? Şimdi şuradaki bir su molekülünü düşünün. Bu su molekülü bütün etrafındaki su molekülleri tarafından çekildiği için bu su molekülü dengede kalıyor. Her taraftan çekiliyor ve kuvvetler birbirini götürüyor, dengede kalıyor. Ancak üst kısımdaki su molekülünü alttaki su molekülleri kendine doğru çekiyor. Ancak üstte herhangi bir su molekülü olmadığı için üstten çeken kimse yok. Dolayısıyla bu alt tarafa doğru çeken kuvvetlerin sonucunda bu su molekülü aşağı doğru kaymış oluyor. Yanındaki su molekülü de aynı şekilde. Yanındaki su molekülü de bakın. Dolayısıyla böyle sıvının üst kısmında bir gerginlik söz konusu oluyor. Sıvının üst kısmında bir bomble söz konusu oluyor. Yani böyle bir yuvarlak küresel bir şekil oluşuyor. Bunun sebebi kohezyon kuvvetidir. Yani bunu şöyle de örnek verebilirim. Mesela bir su bardağına tam ağzına kadar suyu doldurun. Sonra ona küçük küçük su damlası ekleyin. Su bardağının hemen taşmadığını göreceksiniz. Yani su molekülleri bardağı doldurmasına rağmen şu bizim bardağımızın üst kısmı olsun. Şöyle bir kabaca bir bardak çizeyim şuraya. Şimdi siz suyu diyelim ağzına kadar doldurdunuz. Tamam mı bardağı? Bardağa hala su eklemeye devam ettiğinizde şöyle bir şey oluyor arkadaşlar. Bardağın üst kısmında böyle su bombleli bir şekilde hala tutunabiliyor. Yani hemen taşmıyor. İşte bunun nedeni suyun suyu tutması ve aynı zamanda kohezyon kuvveti. Zaten bunun ana nedeni kohezyon kuvveti. Kohezyon kuvveti de yüzey gerilimine neden oluyor. Yani bir su bardağının üstündeki suyun... Ee, hala doldurulmasına rağmen taşmaması ve suyun böyle bombeli bir yapı alması bardağın böyle e, kenarında bombeli bir yapı alması yüzey gerilimi ile ilgilidir. Ana nedeni de kohezyon kuvvetidir. Yüzey gerilimi katı ve sıvılarda gözlenir. Gazlarda yüzey geriliminden bahsedemeyiz. Yüzey gerilimine etkeden faktörler. Yani aslında kohezyona etkeden faktörler gibi de düşünebiliriz. Sıcaklık arttıkça yüzey gerilimi azalır. Çünkü kohezyon azalır. Kohezyon azalırsa yüzey gerilimi de azalır. Sıvıya deterjan eklemek yüzey gerilimini azaltır. Şimdi burada ben size şöyle bir şekilde anlatmak istiyorum. Olayı daha iyi anlayın diye. Arkadaşlar, bir çamaşırdaki lekenin çıkması için ne yapılıyor? Suyun sıcaklığı çok yüksek derecelere kadar getiriliyor ve suya deterjan ekleniyor. Dikkat ederseniz lekeler o zaman çıkıyor, değil mi? Bunun sebebi nedir? Şimdi arkadaşlar Suyun sıcaklığı artınca kohezyon kuvveti zayıflıyor. Su molekülleri artık daha böyle bağımsız hareket etmeye başlıyor. Bir de deterjan ekliyorsunuz. Su moleküllerinin iyice yüzey gerilimi düşüyor. Yani arkadaşlar ne demek biliyor musunuz size? Su molekülleri böyle büyük büyük moleküller değil de artık böyle birbirini fazla umursamayan çok küçük moleküllere dönüşüyor. Yani Kohezyon kuvveti zayıflatılıyor, suyun sıcaklığı arttırılıyor, deterjan ekleniyor. Kohezyon kuvveti zayıflatılıp yüzey gerilimi de küçültüldüğü için su molekülleri artık çok daha küçük ve bağımsız parçacıklara dönüşüyor. Ve e, elbisenin içindeki lekeye nüfuz edebiliyor. Yani bir mantıken düşünün su molekülü büyük olduğu zaman lekenin içine işleyemiyor. Ama su molekülleri küçücük zerreler halinde olduğunda lekenin içine işleyebiliyor. Ve lekeyi çıkartıyor. İşte buradan aklınıza getirin. Yüzey gerilimini zayıflatmak molekülleri birbirinden bağımsızlaştırmak anlamına geliyor. Dolayısıyla moleküller ne kadar birbirinden bağımsız olursa lekeye o kadar fazla bulaşır. Böyle düşünebilirsiniz. O zaman leke çıkartan bütün özellikler yüzey gerilimini yani koezyonu azaltır diyebiliriz. Ee, sıvıya tuz eklemek yüzey gerilimini arttırır. Çünkü tuz e, sıvının öz kütlesini büyütür ve yüzey gerilimi de artar. Yani kohezyon artar. Ama sıvıya başka bir şey eklediğinizde yüzey gerilimi azalabilir. Dolayısıyla her zaman bir madde eklemek yüzey gerilimini arttırır ya da azaltır diyemeyiz. Eklediğin şeye göre değişir. Sıv, e, suya deterjan eklersen yüzey gerilimi azalır. Suya e, tuz eklersen yüzey gerilimi artar. Suya şeker eklersen yüzey gerilimi etkilenmez. Suya alkol ya da kül eklersen yüzey gerilimi azalır. Yani arkadaşlar, genelleme yapamıyorsun. İşte maddeye bir şey karıştırılırsa yüzey gerilimi kesinlikle azalır ya da artar diyemiyorsun. Eklediğin şeye bağlı. Evet, burada da bir ayrıntı var. Basınç artarsa yüzey gerilimi azalır. Şimdi onu da şöyle düşünelim basınç üstten sıvıya bastırdığında sıvı böyle bir arada daha mı kolay durur yoksa böyle dağılmaya mı e, zorun dağılmaya mı zorlanır? Üstten basınç artıyor. Su moleküllerini dağıtmaya zorluyorsun değil mi? Yani kohezyonu azalır. Yani yüzey gerilimi azalır. Aklında böyle tutabilirsin. Basınç artarsa yüzey gerilimi azalır. Böyle tut. Maddenin cinsine bağlı. E tabi ya maddenin cinsine yüzey gerilimi, kohezyon bağlı olmaz mı? Olur. Evet başka ne dedik arkadaşlar burada? Bunu da bir daha söylemişim burada. Söylemedim sanmışım. Şimdi kılcallık olayına geldik. Dersin son kısmı bitecek merak etmeyin. Azıcık dişinizi sıkın. Şimdi arkadaşlar kılcallık sıvıların kılcal borularda yükselmesi ya da alçalması olayına kılcallık denir. Yani sadece yükselmesine kılcallık denmiyor. Alçalınca da onun adı kılcallık oluyor. Peki neden yükselir ya da neden alçalır? Arkadaşlar daha önce gösterdim. Eğer adezyon koezyondan büyük olursa sıvı yükselir. Eğer koezyon adezyondan büyük olursa sıvı alçalır. Olay bu. Ve bu olaya kılcallık deniyor. Şimdi ağaçların suyu yapraklarına kadar taşıması kılcallık olayı sayesinde oluyor. Siz ağacın dibinden suluyorsunuz ama o verdiğiniz su en yukarıdaki yaprağa bile ulaşıyor. Nasıl ulaşıyor? Bir motor kullanılıyor mu? Bir pompa kullanılıyor mu? Kullanılmıyor. Kılcallık sayesinde ulaşılıyor. Şimdi şöyle düşünün, yaprağın böyle büyüttüğünüz zaman ince ince damarları var. Bu yaprağın damarlarının biraz böyle büyüttüğümüzü düşünelim ve şu boyutlara geldiğini düşünün. Siz şimdi buradan sıvıyı verdiğinizde bu su molekülünü, bu su molekülünü yaprağın şuradaki e, parçası yani yaprağın damarı bunu çekiyor böyle kendine doğru. Neyin etkisiyle? Adezyonun etkisiyle. Artık damla buraya çıkmış oluyor. Sonra buradaki e, yaprağın işte damarı onu çekiyor. Sonra buradaki çekiyor, buradaki çekiyor derken arkadaşlar böyle kulağından tutup damlayı yukarı doğru götürüyor. Yani kılcallık sayesinde ağaçların suları en üstteki yapraklarına kadar ulaşabiliyor. Mesela kağıt havlunun suyu emmesi. Kağıt havluların aslında içerisinde böyle küçük küçük gözenekler vardır. Yani küçük küçük kılcal borular var. Yani aslında kağıt havluyu böyle bir büyüteçle baktığınızda böyle küçük küçük içerisinde kanallar olduğunu görürsünüz ve siz buraya bir sıvı, sıvıya bu kağıt havluyu bastırdığınızda aslında sıvı bu kağıt havlunun içerisindeki kılcal borulara girdiği için oradaki suyu emer. İşte bu olay kılcallık olayıdır. Kumaşa damlayan boyanın dağılması yani üzerimize bir şey damladığı zaman hemen ne oluyor arkadaşlar? Etrafa doğru yayılıyor. Aslında kumaşın içerisindeki boşluklara doğru ilerliyor. Kılcallık olayı bu. Kılcallık koezyon ve adezyon kuvvetlerinin sonucudur. Yani ortak sonucudur. Koezyon büyük olursa yükselir ve dikkat edin hangi boru daha ince ise yani hangisi daha kılcalsa kılcallık etkisi daha fazla olur boru inceldikçe suyun yüksekliğinin arttığını görüyorsunuz. Peki kılcallık olayı kohezyon adezyondan büyük olursa da alçalma olarak kendini gösteriyor. Dikkat edin hangi boru daha ince ise ondaki alçalma bu sefer daha etkili. Yani kullandığımız borunun kılcallığı artarsa incecik olursa oradaki yükselme de daha etkili oluyor. Oradaki alçalma da daha etkili oluyor. Lütfen bunu Açık hava basıncıyla karıştırmayın demişim. Çünkü bazı sorularda açık hava basıncıyla ilgili soru soruluyor ve öğrencilerimiz onu kılcallık sanabiliyor. Şimdi kılcallık olayında dikkat ederseniz borunun üst kısmı açık oluyor. Ama açık hava basıncı sorularında borunun üst kısmı kapalı olur ve bu sıvının buraya doğru yükselmesinin nedeni kılcallık değildir. Buradan bastıran açık hava basıncıdır. Ve buraya sen daha ince boru da koysan 76 santimetre yukarı çıkar. Daha kalın bir boru da koysan 76 santimetre yukarı çıkar. Açık hava basıncında borunun kalınlığının bir önemi yok. Ama kılcallık olayında boru ne kadar ince, kılcallık o kadar etkili ve kılcallık olayında borunun üst kısmı açık olur. Lütfen buna dikkat edelim. Bir öğretmen adezyon ve kohezyon kuvvetleriyle yüzey gerilimini öğretmeyi amaçlamaktadır. Öğretmen bu amaçla hazırladığı ders planında hangilerini örnek olarak kullanabilir? Öğretmenin amacı yüzey gerilimini öğretmek ama bunu adezyon ve kohezyon kuvvetleri ile göstermek. Bazı böceklerin suya batmadan su üzerinde durabilmesi. Tabii ki de bu örneği kullanabilir. Bu zaten yüzey geriliminin sonucu. Dereceli silindire konan bir suyun yüzeyinin kısmen eğrisel olması. Zaten eğrisel olmasının nedeni nedir arkadaşlar? Adezyon kuvvetidir. Bu da yani kullanılabilecek bir örnek. Sonuçta bunlar adezyon, kohezyon ve yüzey gerilimi ile ilgili örnekler. Çok büyük tonajlı bir geminin yüzmesi. Arkadaşlar bu kaldırma kuvveti ile ilgilidir. Yani bu konuda bunu kullanamazsın. Bu örnek olmaz. Tam olarak su dolu bir çay bardağına birkaç toplu iğnenin tek tek dikkatli bir şekilde konulduğu halde suyun taşmaması. Yani suyun üstünün Gergin bir zar gibi davranarak üstüne koyduğun iğneleri taşıması. Dolayısıyla bu da nedir? Yüzey gerilimi ile ilgilidir. 1 2 4 sorumuzun cevabı. Aşağıdakilerden hangisi kılcallık olayı ile açıklanamaz? Arkadaşlar kılcallık olayında kesinlikle bir motor, bir pompa olmayacak. Su ya da herhangi bir sıvı kılcal borunun içerisinde kendi kendine ya yükselecek ya da alçalacak gaz yağının fitilde yükselmesi. Bu kılcallık olayıyla açıklanabilir. Çünkü fitil dediğiniz şey zaten aynı kağıt havlu gibi içerisinde gözenekleri olan, içerisinde kılcal boruları olan bir şeydir. Yani eskiden vardı bu gaz lambaları. Böyle bir fitil. Fitilin alt kısmı e, işte gaza değiyor. Alt kısmı gazla oluşan sıvıya değiyor. Ve bu sıvı buradan fitilin içerisinde böyle yükseldiği için buradan da yanıyor. Yani fitilin yanması kılcallıkla ilgilidir. Ağaçların yapraklarının suyu iletilmesi kılcallık. Kumaşa damlayan yağın yayılması kılcallık. Kanın vücudumuzda dolaşması kesinlikle kılcallık değil. Kalp olmasaydı kan damarlarımızda dolaşamazdı. Yani burada kalbin pompalama etkisi sayesinde kan dolaşabiliyor. Yani bir motor var, bir pompalama var. Kağıt havlunun sıvıyı içine çekmesi kılcallıkla ilgilidir. Yani sorumuzun cevabı D şıkkıdır arkadaşlar. Ve geldik son soruya. Arkadaşlar bu soruyu videoyu durdurup önce siz çözün. Yorumlara cevabınızı yazın. Daha sonra çözümüne birlikte bakalım olur mu? Şimdi bazı sıvıların 20 santigrat sıcaklıktaki %50 kat sayıları verilmiş. Buna göre hangileri doğrudur? ÖSYM böyle soruları sever. Yani bir tablo verip tabloyu inceleyerek şıkları yorumlamanı ister. Ve bu sorular aslında çok kolay olur. Suyun yüzeyinde kalabilen bir nesne benzinin yüzeyinde kalamaz. Şimdi suyun yüzey gerilimi 0.073, benzinin yüzey gerilimi 0.22. Yani benzinin yüzey gerilimi sudan çok daha büyük. O zaman suyun yüzeyinde kalabilen bir nesne benzinin yüzeyinde hayli hayli kalabilir. Yani bu arkadaşlar yanlış bir yargı. 20 santigrat sıcaklıkta gliserinin yüzeyinde kalabilen bir nesne suyun yüzeyinde de kalabilir. Şimdi gliserinin yüzey gerilimi 0.063. 0.063. Suyun yüzey gerilimi ise 0.073. Yani su daha yüzey gerilimi büyük. O zaman gliserinde bile kalabilen suda hayli hayli kalır. Su daha iyi. O zaman gliserinin yüzeyinde kalabilen bir nesne suyun yüzeyinde kalabilir. Bu doğru. Suya tuz eklenirse su ve gliserinin 20 santigrat sıcaklıktaki yüzey gerilim katsayıları birbirine yaklaşır. Şimdi suya tuz eklersen yüzey gerilimi artar. Dolayısıyla 0.73 iken 0.83 bilmem 0.90 falan olur değil mi? O zaman gliserinin değil mi? Gliserinle kıyaslamamızı istiyor. Gliserinin 0.63 olduğuna göre 0.83 ya da 0.93 0.63'e eşit mi? Değil. Yani suya tuz ekleyerek gliserine eşitleme şansın yok. Dolayısıyla bu da yanlış sorumuzun cevabı yalnız 2. Umarım faydalı bir video olmuştur. Bundan sonra bir tane de bu konuyla ilgili soru çözüm videosu atacağım. O videoyu da izledikten sonra ödev kitabınızdan ilgili soruları çözerek olaya noktayı koyabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun gençler. Hoşçakalın.